Herkese merhaba. Bugün günlerden salı. Bugün dersim 12'de bitti. Bittikten sonra dedim ki birkaç ihtiyacımız var evde. Aslında bir ihtiyacımız vardı ama bu ihtiyaçlar markete gidince tabii ki herkes de olduğu gibi bir anda çoğalabiliyorlar. Asıl amacım bulgur almaktı. Ama bulgur oldu. Başka şeyler eklendi tabii ki. Bizim burada birkaç fazla seçeneğimiz var. Türk ürünlerini bulabileceğimiz. Bir Arap market dediğimiz iki tane yakınımızda bir market var. Bir de sonradan açıldı. Geçen sene burada açılan başka bir marketimiz daha var. O marketimizin adı da Harvest diye bir market. Orada da aslında Türk marketi değil ama Türk ürünlerinin bulunduğu özel bir bölüm var. Sanırım ortaklarından birisi Türk herhalde. O yüzden Türk ürünleri getirtebiliyorlar. Ben de o Harvest'e gittim. Dediğim gibi bulgura ihtiyacım vardı. Ama başka şeyler de aldım. Yanımda kamera yoktu. Marketi çekemedim. Ama eve geldikten sonra düşündüm ki dedim herkese şöyle fiyatlarını göstereyim. Neler aldık? Buralarda neler bulabiliyoruz? Genelde soruyor insanlar. İşte ne buluyorsunuz? Fiyatlar ne kadar? Ne yiyebiliyorsunuz diye. Ben de şöyle bir genelde çok fazla bir şey yok. Birkaç ürün var. Ama şöyle hızlıca bir göstereyim dedim. Fiyatlarından bahsedeyim dedim. Şöyle kamerayı çevirip ürünlerimizi gösterebiliriz. Şöyle baktık mı? Evet, bir yoğurdumuz var burada. Yoğurdumuz bu bir Türk markası. Burada en çok bulunan yoğurt, abala yoğurt. Gayet de lezzetli. Çünkü normal Amerikan marketlerinde de aslında lezzetli yoğurtlar var. Organik birkaç marka var. Horizon markasının yoğurdunu beğeniyoruz. Ama orada daha farklı, mesela plain temel yoğurt aldığın zaman lezzetleri yakın bizim yoğurtlarımıza ama böyle işte Harvest'e gittim ya da diğer marketlere, Türk ürünlerin bulduğu marketlere gittim mi almadan geçmiyoruz. Hemen bulduysak bir tane abalı yoğurdumuzu sepetimize ekliyoruz. Bunun fiyatının 4 dolar civarındaydı bu yoğurdun fiyatı. Şimdi devam edelim. Burada bir elmamız var. Benim çocuklarım elmayı çok seviyorlar. Aslında daha önce çektiğimiz Costco'da çektiğimiz videoda belki o zaman almış mıydık hatırlamıyorum ama elmayı daha çok oradan alıyorum. Ama elmamız bittiği için 4 tane elma aldım. Buna da yaklaşık olarak 2,5 dolar verdim. Klasik olarak soğanları burada tek tek alabiliyorsunuz ve çok büyük, çok büyük soğanlar ya da böyle, bunlar bile büyük aslında ama ya da böyle dediğim gibi fileyle alabiliyorsunuz. Bunun fiyatı da 2,5 dolar civarındaydı. Marketten markete değişiyor fiyatlar. Yine bir havucumuz var. Bu çocuklar havuç yemeyi çok seviyorlar. Öğlen yemeklerine bazen soyup havuç koyuyoruz. Hatta birkaç gündür de bitmiş. Kızım her gün sordu. Anne havuç var mı? Anne havuç var mı diye. Maalesef yoktu. Bugün görünce hemen aldım. Bunun da fiyatı 3 dolar civarındaydı. Evet. Şöyle yeşili kısmına geldiğimizde yeşil soğan aldım. Burada soğanları böyle demetle satıyorlar. Hepsinde etiket var. Bunun fiyatı da 0,59 centti. Bunu bütün marketlerde bulabiliyorsunuz zaten. Yine bütün marketlerde bulabileceğiniz maydanoz var. Burada maydanoz birkaç çeşit. Ama tabii bu bizim bizim kullandığımız maydanozdan. Burada Italian diye geçiyor. Ben her seferinde bunu alıyorum tabii ki. Bunun da fiyatı 0,69 cent. Peki ben bu maydanozu niçin aldım? Aslında bunun için aldım. Uzun zamandır sarma yapmıyordum. Bugün görünce dedim alayım, çocuklar özlemişlerdir ve yarın yapmayı planlıyorum. Sarmanın da fiyatı 4 dolardı, yaprağın, özür dilerim. Ama bu tabii ki Türk ürünü değil, Kaliforniya diyor. Kaliforniya, yani belki duymuşsunuzdur, üzümleriyle çok meşhur. Bunu da aldım deneyeyim diye. Başka markalar var. Türk markaları da var mı? Bu gittiğim yerde yoktu. Ben de bunu aldım. Bunun fiyatını söyledim mi hatırlamıyorum ama 4 dolardı. Ve tabii ki görünce dayanamadım ama bunu her yerde bulamıyorsunuz işte. Birkaç Türk marketinde bulabiliyorsunuz. Ya da
Burada Uzak Doğuların marketleri var. Uzak Doğuların marketlerinde de şu iki gördüğünüz yeşilliği bulabiliyorsunuz. Ben bunları çok sevdiğim için görünce varsa hemen almadan dayanamıyorum. Bu taze nanenin fiyatı sıfır, gördüğünüz zaten 0,79 sentti. Ve tabii ki hemen yanında da taze dereotu. Dereotu kocaman bir demet. 1,99 sent onun da fiyatı. Evet. En çok özlediğimiz tatlardan birisi de tabii ki soda. Soda içmeyi çok seviyoruz. Biz ailecek, çocuklar da çok seviyorlar. Normalde altılı olarak satın alabiliyorduk. Ama bu gittiğimiz yerde yoktu. Aslında altılı fiyatları da çok fazla. Hatırladığım kadarıyla 4 dolar, 5 dolar. Belki de daha fazla olabilir. Ama bugün tesadüf tam kasanın oradan çıkarken bir baktım, öyle tekli tekli satılıyordu. Tanesi de 0,59 sentti. Hemen 6 tane kapıverdim. Ve çocuklar için tabii ki birkaç atıştırmalık, biliyorsunuz her çocuklarda olduğu gibi benim çocuklarım da bisküvi yemeyi seviyorlar. Çikolata yemeyi seviyorlar, şekeri seviyorlar. Eticinin fiyatı da 3 dolar civarındaydı. Yeri gelmişken söyleyeyim. Burada en önemli problemlerden birisi ne? Türk marketlerine gittiğiniz zaman, yani sonuçta Türkiye'den getirdikleri için mesela topluca getirtiyorlar ve topluca getirdikleri için de uzun sürece burada bekliyor ve tarihi geçmiş oluyor. Bu bahsettiğim evimize yakın olan işte Arap marketlerinde Türk ürünleri var ama tarihi geçmiş. Ben ne yapıyorum? Her seferinde şöyle alıyorum, tarihine bakıyorum, son kullanma tarihi ne zaman? Yani raflarda birçok son kullanma tarihi geçmiş ürün görebiliyorsunuz. Hemen Türk ürünleri için söylüyorum. Ben her zaman bakıyorum. Tarihi çok yakınsa, işte ne bileyim birkaç ay varsa ya da geçmişse tabii ki almıyorum. Ama mutlaka ve mutlaka işte bütün hepsini, Türkiye'den gelen bütün ürünlerin kullanma tarihini kontrol ediyorum. Son kullanma tarihini. Bir adet eti tutkumuz var. Bunun da fiyatı 2,5-3 dolar arasındaydı. Hatırlayamıyorum bazen. Yani net olarak hatırlamıyorum. Çünkü bir de fişimi kaybettim. Nereye koyduğumu da bulamadım. Hani fişten okurdum size ama bulamadım yerini. Evet, burada da bir börülcemiz var. Bunu da hiç almadım burada. Bir deneyeyim dedim. Bunu Türk ürünü olmayabilir. Buralardan olabilir büyük ihtimalle. Bunun fiyatı da 3,32 dolarmış. Yaklaşık olarak da neredeyse 1 kilo civarında var. Evet. Bir adet arpa şehriyemiz var. Burada genelde ürünler tat, ülker. Birkaç daha ürün vardı. Şimdi hatırlamadım isimlerini. Çok bilindik markalar bulunuyor zaten. Bu arpa şehriye niye bu kadar pahalıydı bilemedim. 3 dolardı bu. Ama yani seviyoruz, pilavlara koyuyoruz. O yüzden de almadan edemedim. Tabii ki yine de tel şehriyemize de ihtiyacımız vardı. Çorbalar, çocuklar çok seviyorlar şehriyeli çorbayı. Hatta biz ona şey diyoruz, makarnalı çorba. Bunun da fiyatı 1,79 dolardı. Ve en son size asıl gitme amacımı göstereyim. Bulgur için gitmiştim. Bulgurun da fiyatı 4 dolar civarındaydı. Biz bulguru seviyoruz, ailecek bulgur pilavını. O yüzden de alıyoruz. Yani burada şu gördüğünüz ürünler, hani çok basitçe söylersek, bu gördüğünüz ürünlerin hepsini burada bulabiliyoruz. Hatta daha da fazla çeşit meyveyi ve sebzeyi burada bulabiliyoruz. Genelde işte bize de hep söylenen, Türkiye'ye de gelmeden önce neden oraya gittiğinizde ne yiyeceksiniz? Orada bulamıyor musunuz? Çok pahalıymış falan da filan da mışlar mışlar. Ama tabii ki bunları ne yap yani hepsini de yapayarak yaşayarak öğrendik diyebiliriz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.